Açık beyin dostları, hepinize merhabalar. Dünyanın en büyük su park üreticilerinden bir tanesinin merkezindeyiz, kalbindeyiz, evet. Fabrikasındayız. Sevgili Şöhret Pakiş'le beraberiz. Şöhret Pakiş benim aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi'nden yüksek lisans öğrencim. Böyle derslere gelip gidiyordu, oturuyordu, mık mık notlar alıyordu. Böyle gözler fal taşı gibi dinliyordu. Ben de bu kız ne yapıyor diye. Hani önce bir soru sordu, öğretmen falan zannettim. Ses tonuna bakınca siz de şimdi göreceksiniz zaten. Böyle bir şey, anlatıcı gibi ses tonu var. Sonra öğrendim ki işte bana bir çalışma yapma niyetiyle geldi. İşte su parklarında böyle ölçebilir miyiz, edebilir miyiz falan gibi. Dedim herhalde arkadaşın yapacak işi yok. Böyle enteresan bir şeyler arıyor. Sonra öğrendim ki pek öyle değilmiş durum. Bugün de daha evvel kendisiyle buraya çok geldik. Birazdan bahsedeceğiz. Birlikte test çalışmaları vesaire yapıyoruz. Burada enteresan bir başarı hikayesi var. Bugün sizlerle onu biraz paylaşmak istiyoruz. Özellikle tamamı Türkiye Cumhuriyeti'nin insanları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sermayesiyle yapılmış dünya çapında çok büyük bir başarı hikayesi var aslında. Onun neferlerinden bir tanesi, onun arkasındaki beyinlerden bir tanesi ve bu işi sadece kazandığı parasıyla yetinmeden bambaşka ufuklara taşımak isteyen enteresan bir arkadaş olduğu için biz bugün onu bir ziyarete geldik. Çayını kahvesini içtik. Biraz mekanı geziyoruz ve kendisiyle sohbet ediyoruz. Şöhretciğim, sen kimsin Allah aşkına? Ne yapıyorsun? Bize bir kısaca tanıtsana kendini. Peki hocam. İsim Şöhret bir kere. Oradan bir girelim. Yani şöhretli bir durum var. Olacak inşallah. Babaannemin ismi aslında. Böyle herkes yeni bir isim olduğunu düşünüyor ama epey eski. Öncelikle sizi ve Açık Beyin ekibini burada konuk etmekten çok teşekkür ediyorum. Büyük onur ve büyük mutluluk duydum. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi okudum. Sonra iktisat tarihi çalıştım. Sonra bir süre Pfizer'de çalıştım. Sonra Polin hikayem başladı. İşte 15 yılı aşkındır da Polin'de satış, pazarlama, insan kaynakları. Son 7 yıldır da sadece marka pazarlama yapıyorum. Sadece Waterparks'ta değil, biz bir Waterparks aslında holdingin bir parçası, bir grup şirkete bağlı 12 tane şirketin ve uluslararası. Tamamının marka imaj işleri ve sen meşgulsün. Evet. Bir de hocam işte bazı uluslararası görevlerim var. Mesela International Association of Amusement Parks and Attractions gibi bu sene 101. yılını kutlayan dünyanın en önemli... Sen buraya bir altyazı geç. Yani ne bir daha söyle yavaş yavaş. International Association Uluslararası Derneği. Neyin? Amusement Parks Eğlence Parkları ve Eğlence. Attraction. İşte bunların gibi. Eğlence Parkları'nın böyle derneği var yani. Evet evet. Kimler üye bu? Nasıl bir şey bu? Burada aslında hem tema parkı üreticileri var. Bildiğiniz Universal, Disney, Merlin falan gibi dev tema parkı operatörleri var. Hem de bizler gibi su park üreticileri, tema park üreticileri. O bildiğiniz işte roller coaster'lar, Luna Park'ta bildiğiniz işte bütün araç gereçleri, temaları üretenler var. Yani bütün aslında eğlence, rekreasyon, atraksiyon sektörüne hem operatör hem tedarikçi tarafına hizmet eden herkesin buluştuğu bir yer. Bu en büyüğü. Bunun gibi birçok farklı dernek de var. Ben bu derneğin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin yönetiminde de çalışıyorum. Bunun gibi Türkiye'de ve işte başka coğrafyalarda da dernekler var. Oralarda çalışmaya devam ediyorum. Dolayısıyla böyle bir şeyler yapıyorum. Polin önce bunun için mi kuruldu yani? Aslında şu anda su kaydıraklarında o kaydığımız kısım fiberglass kompozit malzemeyle hep iştigali olmuş bir firma. Önce galiba malzeme üretimi için başladı. Evet, önce malzeme üretiyor. Yani fiberglass kompozit malzemeden inşaat malzemeleri üretiyor. Daha sonra turizm sektörüne giriyor ve daha sonra su kaydırakları macerası başlıyor. Türkiye'nin ilk su kaydırağını üreten firma, Türkiye'nin olduğu gibi dünyanın da birçok ülkesinde ilk su kaydırağını, ilk su parkını hatta üreten, kuran firma. Hem ürettiği fiberglass tonaj açısından hem dünyadaki yaygınlığı açısından su kaydırakları, su parkları, tasarım, mühendislik, üretim ve montajında
bir dünya lideri. Sınırları aşan bir arkadaşımızla beraberiz. Yani pandemi dönemine rağmen bu arada bildiğim kadarıyla hani global ölçekte bir pazarınız olduğu için siz hani bu B2B dedikleri business to business bir pazarlamaları var. Yani son kullanıcı değil de daha ziyade böyle oyun parkları yapan yatırımcılara bir şekilde ticaret yapıyorlar. Dünyanın tamamında ticaret yaptıkları için de hani işleri de aslında çok kesintiye uğramayan bir şekilde devam eden bir sektör olmasına rağmen bu arkadaş diyor ki bunlar bana yetmiyor. İşte geliyor Üsküdar Üniversitesi'nde. Kendisiyle birazdan tezi falan konusunda da zaten konuşacağız. Şu anda nörobilimin uygulamalarını yapmaya çalışıyor. Evet. Bu dünyanın kaç ülkesinde ne yapıyorsunuz? Global global dedim. Benim bu işi algılamam bayağı zaman aldı. Çünkü bizde şöyle bir şey var biliyorsun. Aramızda da konuşuyoruz. Ya kesin Türk değildir bunlar falan filan. Yani Türk firması olur mu böyle falan diye. Bir profili bir çizsene bize. Nasıl bir firma burası? Yani benim aslında en çok böyle anlatmaktan keyif duyduğum, belki çok bebekliğinden bugüne hepimizin bütün ekip olarak içinde olduğumuz için kısım bu aslında. Şimdi 108 ülke, 3500'den fazla proje, kendi markamızla ve en önemli özelliği kullandığımız ham maddeden burada çalışan ekibimize %100 kendi vatanımızdan, tasarımcılarımızla, mühendislerimizle, kendi vatanımızda üretilen ham maddeyle, teknolojiyle, makineyle %100 burada ürettiğimiz bir şeyin %95'ini, bizim ciromuzun %95'i ihracat, dünyanın dört bir yanına kendi markamızla götürüyoruz. Bugün, 108 ülke mi dedin? Evet, 108 ülke. Aklınıza gelebilecek hemen her kıtada. Ve bu bahsetmiş olduğum sayı da kaydırak sayısı değil, su parkı sayısı. İçinde en az 5 ve üstü su kaydırağı olan tesis sayısı. Bunların içinde bildiğiniz çok önemli markalar da var. Tema parkı ve su parkı operatörleri dünyada. En önemli gurur bu zannediyorum. Yani kendi içimizde yarattığımız bir şeyi dünyanın dört bir yanına yine bir Türk markasıyla yapıyor olmamız. Bir de tabii çok teknolojinin ve inovasyonun hükmettiği bir alan bizim alanımız. Yani yenilik çıktı elbette her yerde çok önemli ama bizim sektörümüzde bir parça daha önemli. Dolayısıyla böyle bir iş yapıyoruz. Sanıyorum bir şey daha var. Sen bana bir şey anlatmıştın bir ara. Sadece burada aşağıda bir işte kimya laboratuvarlarınız var bilmem ne, biraz önce hepsini de gezdik zaten. Yani malzeme araştırıyorsunuz, yeni imkanları, yeni inovasyonları kovalıyorsunuz falan ama bir taraftan da tasarımlarınıza bir hikaye bir giydirmek gibi bir tarafınız var. Hatta bununla ilgili şu Cartoon Network'te yaşadığınız enteresan hadise mesela benim için hakikaten ilham verici. Onu da senden bir dinleyelim. Bir de galiba ürettiğiniz malzemenin sadece bir eğlence değil bir hikayesi olması da. Soru şu, yani Türkiye'den çıkan bir firma ne yaparak pazar lideri oluyor dünyada? Esas bu soru önemli. O hikaye kısmıyla ilgili düşüncelerini de bir alayım. Yani ne demek o ürünlere hikaye yansıtmak? Olur. Yani aslında sorduğunuz soruya iki farklı yerden cevap vereceğim. Şimdi bir kere bir Türk markası olarak böyle yenilikçi ve teknolojinin önemli olduğu bir pazarda global pazar lideri olmak, sadece bir şeyi çok iyi yapmak, çok iyi proje yönetmekle olmuyor. Yani bizim kendi nacizane deneyimimizden, her firmanın deneyimi farklıdır belki ama bizimkinde şöyle, biz farklı bir yol açtık. İki farklı alanda yaptık bunu. Birincisi çok iyi bildiğimiz şirketin kurulduğu alan olan kompozit teknolojilerinde çığır açtık. Yani ne yaptık? Biz fiberglass kompozit dedik ki biz bunu yarı şeffaf yaparız. Biz bunun üzerine istediğimiz deseni yaparız. Temaya, hikayeye hizmet eden, italik finishli yaparız. İşte fiberglass kompozit teknolojilerindeki deneyimimizi, bilgimizi, Ar-Ge'mizi konuşturmamızın sonucuydu. Bir diğer taraftan hikaye ve kaydırak tasarımında yaptıklarımız. Yani bir aslında kompozit teknolojilerinde bir yenilik getirdik hocam. Bir de kaydırak tasarımında yenilikler getirdik. Kaydırak tasarımında yenilikler getirirken aslında siz de az önce ipucunu verdiniz. Yani bu hikaye, anlam, insanın aslında yaşamasının en önemli amacı. Bizim sektörümüzde de çok önemli. Yani bütün tema parklar, su parkları bir hikayeyle var olabiliyorlar. Bu mitolojik bir hikaye olabiliyor. Ne bileyim işte denizler altı dünya olabiliyor, uzay olabiliyor, futuristik bir şey olabiliyor. Veyahut işte hepimizin çok iyi bildiği Disney gibi, işte Universal gibi büyük tema parkı operatörlerinin fikri mülki hakları satın alarak Harry Potter gibi, işte Cars gibi çok bilinen öyküleri uyarlaması parklarına olabiliyor. Bizim burada fark ettiğimiz şey şuydu. Biz
biz bu hikayenin neresinde olabiliriz bir su kaydırağı üreticisi olarak? Yani aslında bir parça gidişatı iyi gözlemlemekle alakalıydı. İlk bize nasip oldu ve biz dünyanın ilk kendinden temalı su kaydırağını ürettik. Bizim şu an nörobilimsel ölçümleri yapacağımız kaydırak da o aslında. O King kaydırak, Cobra. King Cobra. Ben de öğrendim artık. Jungle'ın içinden çıkan bir kobra yılanıydı. O aslında tamamen sembolik bir şeydi. Gerek renkleriyle, ismiyle, işte kullandığımız sessiz efektleriyle ilgi çekici bir şey olduğu için biz kobrayı seçmiştik. Fakat orada aslında Cartoon Network'e bağlayacağım. Göstermek istediğimiz şey şuydu tema parkı sahiplerine, yatırımcılara. Biz dedik ki onlara, biz sizin hikayenizde bu görmüş olduğunuz kaydırakları alıp bir karaktere dönüştürebiliriz. Yani tasarım unsurunu ekleyip o fiberglass kompozitteki gücümüzü de kullanıp biz bunları işte burada gördüğünüz gibi her yeni bir karaktere dönüştürebiliriz. Dünyada yapılmamış bir şeydi. O kadar büyük ses getirdi ki Cobra başta olmak üzere bizim bu tarz karakterle ürettiğimiz bütün parklar, Cartoon Network Parkı da bunlardan bir tanesi, onlarca ödül aldı. Ve ben hep şunu söylüyorum, yani yarın öbür gün Polly'nin hikayesi ne olur bilmem ama biri çıksa ve su kaydırakları dünyasının tarihçesini yazsa, hikayesini yazsa, çıkacak diyecek ki Türkiye'den bir firma bir gün geldi ve bu hikayeyi değiştirecek şeyler yaptı. İşte kendinden temalı, ilk kendi karakteri olan kaydıraklar yarattı. İki tarafı parlak kaydıraklar üretti. Dolayısıyla en gurur duyduğumuz kısmı bu galiba. Yani bir şeyi sadece iyi yaparak öncelikle kendimizi gösterdik dünya arasında. Yani hakikaten dünyanın en iyi su kaydıraklarını Polin üretiyor. İyi proje yönetiyorlar, zamanında teslim ediyorlar dedirttik. Ama ondan sonra hep şunun peşinde olduk. Biz başka bir yol açabilir miyiz? Herkesin gittiği yoldan gitmeyip başka bir yol açabilir miyiz? Bu şey... Açık bir, beyinler, işte bak anlatıyor. Aklımda, açık beyin böyle bir şey işte. Aklımda bir Robert Frost'un bir şiir var ya, The Road Not Taken. Evet, az seçilen yol. Evet, aynen öyle. Bütün farkı yaratan şey o. Yani nice çağlar sonra piya ayrıldı. Yol ayrımıyla karşılaştım. Ben daha az gidileni seçtim. Ve bütün farkı. Bütün farkı yaratan bu oldu. Evet. King Cobra, ben birebir hani işler halini görmedim. Videolarında, resimlerde ve simülatörünü deneyimledim yaptığımız çalışma gereği. Evet. Milyon dolarlık bir tasarım o. Yani evet, çok hocam. Çok büyük bir nesne. Evet. Kaç tane yaptınız dünyada şimdiye kadar sadece onu? Sadece King Cobra'dan 40'ı aşkın dünyanın dört bir yanında. Yani Amerika'daki New York, Las Vegas gibi çok önemli şehirlerden. İşte Çin'e, Avrupa'da birçok farklı şehre, Fransa'da, İspanya'da. Şimdi tek tek sayamayacağım ama dünyanın evet 40 tane sadece. Ben mesela su parkın meselesini yani şöhretten önce biraz işte tatil yerlerindeki ufak tefek parklardan bir de kendisiyle tanıştıktan sonra ziyaret ettiğim Antalya'daki Land of Legends'la görmüştüm. Oranı da değil mi siz şeylerini evet, yaptınız? Evet, Land of Legends'taki görmüş olduğunuz yani Türkiye'nin bence meda iftarlarından bir tanesidir Land of Legends. Hem işletme anlamında hem tasarım anlamında. Hı-hı. Oradaki su parkı kısmını tamamen biz yaptık. Görmüş olduğunuz evet. Bütün atraksiyonlar, tasarımı, üretimi, montajı bize ait. Bu arada Land of Legends'ın o muhteşem parkının işletmecisi sevgili Cem Tuna'ya da buradan hem selam söylüyoruz evet. Hem de çok yakında kendisini açık beğendi bir muhabbette muhtemelen evet. Ve 5 soruda ağırlayacağız onu. Buradaki teknolojinin özetle özelliği nedir? Yani Polin neyi farklı yapıyor? Biz mesela aşağıda fabrikayı gezerken gördük böyle evet. Devasa kalıplara bir takım kompozit malzemeler, reçineler, şunlar bunlar enjekte ederek bir şeyler yapıyorsunuz. Evet. Yani bunun inovatif tarafından çok kısaca bahsetsene olur. Bize ne o? Olur. Ben o zaman... Az önce dedim ya işte az seçilen yol, farklı bir yol. Onun hikayesini de anlatayım. Su kaydıraklarının kaydığımız kısımları diyeyim. Fiberglass kompozit dediğimiz bir malzeme, bir kompozit malzeme aslında. Kompozit malzeme demek farklı ürünlerin işte bir araya gelip bir kompozit evet, karıştırılması da elde edilen bir malzeme. Ve bunun da iki temel üretim yöntemi var. Açık kalıp ve kapalı kalıp. Çok basit anlatmak gerekirse. Açık kalıp su kaydıraklarında dünyanın dört bir yanındaki Amerika'dan tutun Avrupa'ya bütün üreticilerin kullanmakta olduğu bir teknolojiydi. Kapalı kalıp teknoloji ise daha iyi kalitede, daha mukavim, daha homojen kalınlık dağılımı olan, birleşim yerleri daha iyi olan, daha üst bir teknoloji. Nerelerde kullanılıyordu? Uşak sanayinde çokça, marinde çokça kullanılıyordu. Otomotivde de parlak parçaların olduğu küçük parçalarda kullanılıyordu. İşte aslında hep sizin de dediğiniz gibi yani bambaşka alanda bir şeye de siz bakıyor olabilirseniz eğer ve onu kendi alanıma nasıl uyarlayabilirim diye bakabilirseniz bambaşka yollar açılabiliyor. Ne diyoruz arkadaşlar buna?
hep beraber kenar etkisi. Kenar etkisi. Evet, kenar etkisi. Bak burada da kenar etkisinin kesinlikle bir faydasını öyle görmüş oluyoruz. Ve biz kompozit fuarlarında tanıştık bununla. Sonra burada ufak ufak denemeler başladı. Ya acaba biz su kaydıraklarına yaz, biz büyük parçalardan bahsediyoruz. Yani evet, devasa gerçekten. Devasa parçalardan bahsediyoruz ve nasıl yapabiliriz bunu diye denemeler başladı. Burası bir Ar-Ge merkezi aynı zamanda. Kompozit Ar-Ge'miz de çok iyi çalıştı. Ya yapabilir miyiz, nasıl olabilir falan derken. Ve biz ilk defa bir kaydırak tipinde kapalı kalıp teknolojiyi başardık. Şimdi açık kalıpta siz... Kalıp bizim işimizde makine gibi, ne kadar iyi kalıbınız varsa, ne kadar çok sayıda kalıbınız varsa o kadar çok iyi ürün alabiliyorsunuz, o kadar farklı ürün tasarlayabiliyorsunuz. Kalıplarımızı da biz kendimiz üretiyoruz, o da bizim için çok büyük bir avantaj. Açık kalıpta siz kalıbı boyuyorsunuz, el yapı ya uyguluyorsunuz elle, bir fırçayla ya da spray up dediğimiz bir makineyle uyguluyorsunuz. Bunu birkaç katman yaptıktan sonra belli bir süre sonra ürünü çıkartıyorsunuz. Kürleşme süresi de daha uzun. Bir tarafı parlak, bir tarafı da sonradan ciddi rutuş isteyen, istediğiniz kadar rutuş yapın yine de çok parlak olamayan bir halde çıkıyor. Kapalı kalıp teknolojide de her bir ürün için iki tane kalıp var. Ve siz elyafı seriyorsunuz fakat daha özel bir elyaf kullanıyorsunuz. Oradan geliyor zaten mukavim oluşu. Bu arada mukavim kelimesi de çok kullanılmaz, dayanıklı. Ama iyi bir şey yani böyle hakikaten tamam, eski kelimeleri kullanabilmek güzel bir şey. Elyaf düşünün, yani aynı cam elyafın aslında dokunmuş halini düşünün. Bu elyafın üzerine yani boyuyorsunuz, elyafı seriyorsunuz, kapatıyorsunuz kalıbı ve reçineyi enjekte ediyorsunuz. Eş zamanlı da vakumluyorsunuz. O homojen bir şekilde dağılıyor kalıbın evet, içinde. Çok güzel bir görüntüsü de var aynı evet, zamanda. Evet, gerçekten öyle. Çok kısa da bir kürleşme süresi var. Daha sonra kalıptan çıkardığınızda içi dışı parlak bir su kaydırağı elde ediyorsunuz. Elbette estetik olarak bu çok güzel bir şey. Yani temizliği kolay, bakımı kolay bir su kaydırağı elde etmiş oluyorsunuz. Bu çok önemli bir avantaj ama bunun ötesinde az önce söylediğim gibi daha mukavim, daha dayanıklı, daha homojen kalınlık dağılımı olan, evet, daha iyi, daha hafif. Hafif olması da bizim için şu anlamda önemli. 20 küsur metrelere çıkan kulelerde biz kaydırak montajı yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla onların hafifliği çok mühim bizim için montaj kolaylığı açısından. Hem dayanıklığı hem hafifliği her açıdan optimal de, malzeme lazım. Bir de hocam operatörü çok ilgilendirmeyen, işletmeyi, parkı çok ilgilendirmeyen ama çevre hassasiyeti olan herkesi ilgilendiren çok önemli bir şey var. Açık kalıp yani eski metodoloji, üretim teknolojisinde bütün kimyasal reaksiyon açıkta olduğu için çok ciddi bir koku ve çalışanlar için zararlı emisyonlar olabilir. İnsan sağlığı için zararlı değil deniyor ama ciddi bir koku sıkıntısı var. Kapalı kalıp teknolojide bu yok. Ve fakat bu çok büyük bir yatırımı bizim için göze almak demekti. Çünkü bizim kalıplarımız makine gibi demiştim. Eski kalıpları biz kullanamaz olduk. Kalıpların hepsini yeniledik çünkü bu kapalı kalıbın içinde çok ciddi bir ısı oluşuyor. Bütün kalıpları sıfırdan yapmamız gerekiyor yani özel bir tooling sistemle. Ve fakat bizim için çok büyük bir yatırım olduğu için az önce siz de belirttiniz ya bizim arkamızda herhangi bir yabancı sermaye yok, uluslararası bir banka yok, hiçbir şey yok. Yani %100 Türk sermayeli bir firmanın gerçekten Ar-Ge ve inovasyona inanarak yaptığı işlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla biz bütün varımızı yoğumuzu buna koyduk. Ve hocam bu çok büyük bir ses getirdi. Öyle bir şey oldu ki bütün kompozit dergileri, dünya kompozit dergilerinin kapakları şununla çıktı. Burada da örnekleri var. Türkiye'den bir firma su kaydıraklarını RTM teknolojisine. Buna Resin Transfer Molding dediğimiz bir kapalı kalıp teknoloji adı RTM diye geçiyor. RTM teknolojisiyle üretmeye başladı diye duyuldum. Hemen yani ardından, normalde bir şirket para kazanacağı zaman eldeki standart yöntemi en iyi hale getirmeye uğraşır ki pazarda evet, rekabet edeyim. Siz biraz ezber bozan, olayı baştan kökten ele alıp sistemi yaptık, değiştiren bir şey yapmış oldunuz. Aynen bu belki çok büyük riskti ama evet, neticede arkasında durarak yaptınız. Sanırsınız da galiba pazar lideri olmanızı sağlayan en önemli şeylerden en önemli tanesi bu. Bir mesela insanlar şöyle girmeye başladı. RTM istiyoruz. Zaten RTM evet, yapan tek firma Polin'di. Direkt biz dünyadaki evet, en büyük projeleri alıyor olmaya başladık. Yani ben burada şeyi esas şunu da bir duvarda böyle bir sürü dergi kapakları evet, görüyorum ben. Evet hocam. Dergi kapaklarının hepsinin de üstünde su kaydırakları var. Yani ve bunlar galiba sizin kaydıraklar diye tahmin ediyorum. Evet hocam. Mesela gemilerde olan evet, yani cruiser gemilere yapılmış büyük kaydırak parkları var. Evet. Şeffaf kaydıraklar var. Hazreti King Cobra ve benzerleri bizde böyle bir sürü garip garip park var. Bunların hepsi sizin mi kapak yapmış? Yani sizin evet, üretimleri mi kapak yapmış? Bu bayağı bir şeye benziyor. Yani bayağı bir iş var burada. Bunlar evet, ne kısaca bize bir söylesene. Bu şey dünyanın dört bir yanındaki eğlence, atraksiyon, rekreasyon dergileri. Hepsinin global dağıtımı var. Çoğunun menşei İngiltere ya da Amerika.
Birkaç tanesinin Amerika ve Asya olanlar var. Ve bunlarda burada görmüş olduğunuz bütün kapaklardaki haberler bizim yaptığımız projelere ait. Bu da bizim en önemli gurur kaynaklarımızdan bir tanesi. Cartoon Network gibi çok önemli projeler, çok önemli IP projeleri. Kaydırık tasarımında ön plana çıkaran projeler. İşte mesela burada sizin bahsetmiş olduğunuz gibi bizim cruise projeleri. Gemide yani bir cruiser'da su parkı yapmak çok ciddi bir rüzgar yükü var. Artık stabil bir tabanınız yok. Dolayısıyla montaj zorlukları var. Yani çok kısa bir sürede siz oraya işte vinçlerinizle, ekibinizle girmeniz lazım. Aşağıda mutfak var, şu var, bu var vesaire. Çok detaylı ve önemli bir tasarım kısıtı var. Dolayısıyla biz son 7 yıldır MSC, Carnival, Royal Caribbean gibi dünyanın en büyük bütün cruise water parklarını yapıyoruz. Bütün cruise water parklarında. Burada gördüğünüz cruise'lar. Arkadaşlar ben muhtemelen hayatım boyunca bu cruise'lara pek binemeyecek gibiyim. Uzun süre deniz yolculuklarını sevmiyorum da ondan. Ama yani hani binenler olursa olur da bir su kaydırağı görürseniz arada bu arkadaşlar yapıyor. Evet. Yani bizim işte Türk malı falan diye hava basabilirsiniz. Onun için anlatıyoruz. Buna benzer bir şey oldu. Royal Caribbean burada fotoğrafı var mı bilmiyorum. Evet var. Şurada görmüş olduğunuz bu Park World bir İngiliz dergi. Bu Royal Caribbean dünyanın en lüks gemisi olarak geçiyor. Ve Royal Caribbean Türkiye'de de satışa çıktığında pazarlama direktörü bunun bir Türk firmasının yaptığını duymuş ama inanamamış. Sonra ismimizi vermişler, sonra aradı. Gerçek mi diye. Burada da Turkish Delight yazıyor zaten. Turkish Delight, evet. Dergide böyle kapak olmuşuz, enteresan. Turkish Delight genellikle lokum şeklinde kapak oluyor ama bu sefer şu parçayla kapak olmuş. Evet, şimdi Polin Water Parks'ın üretim merkezinin showroom'undayız Şöhret'le beraber. Şöhret'cim burası çok rock'n'roll inşallah. Yani herkes görsün, ortam çok güzel. Şu nörobilim merakı nereden coştu? Sen niye benim derslerime giriyorsun? Şimdi ne yapıyorsun? Biraz onu bizlere anlatsana. Yani aslında tamamen kişisel ilgi olarak başladı siz sayesinde hocam. Evet, televizyondan mı tanıştık? Televizyondan tanıştık bak, önce. Bak televizyonda işleri öyle görüyorsun. Daha sonra birçok videonuzu izledim, kitaplarınızı okudum derken dedim ki ya ben bu konuda birazcık daha bir şeyler öğrenmeliyim. Öyle başladı. Nöropazarlamadaki derslere geliyordum evet, galiba değil mi? Evet, özel öğrenci statüsünde. İki dönem falan geldin herhalde. Geldim. Özel öğrenci olarak. Sonra dedim ki ben bu alanı kendi işimle birleştirebilirim, buluşturabilirim. O yolculukta önce bir başka hocam, Metin hocam ön ayak oldu. Yani rekreasyonla nasıl birleştirebiliriz bunu? Hmm. Sonra siz tabii çok önemli bir alan açtınız bana. İlk biliyorsunuz Amerika'da bir konferansla başladı aslında. Rekreasyon atraksiyon alanında nörobilim nasıl kullanılabilir? Bak, o çok havalıydı da şeyi soracağım önce. Sen daha önce kendi işini yaparken şimdi bütün dünyaya siz bu işte kaydırakları yapıyorsunuz vesaire. Birçok eğlence parkı ile ilişkidesiniz. Evet. Duydun mu daha önce böyle bir şey? Yani bu işin nörobilimsel olarak araştırması falan yapanlar var mı? Yok. Bu alanda bir çalışma yapan yok. Globalde yok. Yapılan bütün çalışmalar, işte anketler, görüşmeler vesaire üzerine. Uygulamalı nörobilim uygulayan dünyadaki az sayıda insandan biri haline geldin desek doğrudur herhalde. Başlıyorsun daha yeni yeni inşallah. Siz öyle diyorsanız. Tabii öyle, bence öyle. Tezini yapmaya peki karar vermeden önce birkaç tane yurt dışında deneyimin oldu. Az önce anlatıyordum. Onları biraz açsana. Niye gittin oralara, konuştun? Ne anlattın mesela? Nörobilim bizim sektörümüzde nasıl kullanılabilir ve kullanılırsa bunun ne faydaları olabilir? Aslında nihai hedef sizin de hep aslında ifadede bahsettiğiniz gibi insanın ayarlarına uygun olarak yaşaması. Bizim alanımızda, benim yaptığım işte, bizim yaptığımız işte bunu mümkün olabileceğini düşündüm. Yani hem insan hem şehir mutluluğuna katkı sağlayabilecek çok önemli bir araç olarak gördüm nörobilimi. Sizin de verdiğiniz destekle de bu alan açıldı. Burada hakikaten sizin belirtmiş olduğunuz insanın sosyal varlık olması, şehirlerde bir arada yaşaması gerekliliği ve şehirlerde aslında tema parkların, su parkların, rekreasyonel parkların insanlara nefes alabilecekleri, hayal kurabilecekleri, hareket edebilecekleri, yani sizin aslında bütün belirtmiş olduğunuz fabrika ayarlarına uygun bir atmosfer ve alan yaratabilecekleri bir alan. Ve dolayısıyla biz nörobilim eğer burada kullanabilirsek iki önemli amaca hizmet edecek bu. Bir tanesi bizim gibi tasarım ve mühendisçilere çok önemli bir feedback verecek. Yani siz bunu insanın fabrika ayarlarına daha uygun tasarlayabilirsiniz. Daha iyi parklar ve daha iyi atraksiyonlar tasarlayabilirsiniz. Bir diğer taraftan da biz eğer yerel yönetimlere ve yatırımcılara insanların beraber yaşamak zorunda olduğu şehirlerde alan açabilecek, işte içinde daha çok yeşilliğin, eğlencenin, hayal gücü olabileceği parkların daha çok yaratılmasına imkan sağlayacak bir çıktı verebilirsek bu çalışmada. Şöyle,
mutluluğu arttırıyor ya da işte en büyük sorunumuz olan stresi azaltıyor gibi. Dolayısıyla bu da aslında kolektif bir fayda sağlayacak diye vallahi düşünüyorum. Toplumu inşallah. İnşallah. İlk defa sen kaç, 2 sene önce miydi o Atlanta'daki organizasyon? 1 sene oldu hocam. 2019 Mart kongre. Sen aslında kendi lisans eğitim alanın olmayan bir konuda gittin, evet, bir konuşma yaptın. Nasıl tepkiler aldın peki? Sonuçta bir sürü milletten adam vardı orada, Amerikalılar, evet, vardı falan. Ne dediler, ne dönüş oldu sana? Öncelikle belki hikayeyi birazcık daha başa alayım ben. Şöyle, bu bir akademik kongre, 41.si yapılan ve özellikle bizim sektörün ana vatan diyebileceğimiz topraklarda gerçekleşen bir kongre. Ben sektörel birçok kongrede trendler, işte spark design vesaire konularda konuştum ama dediğim gibi akademik olması bunu farklı kılıyor. Çok eski ve çok köklü bir kongre olması farklı kılıyor. O kongreye gitmeme yol açan Profesör Doktor Metin Argan hocamı da burada anmak isterim. Kendisi spor pazarlaması alanında çalışıyor. Onlar da gidiyorlardı bu kongreye ve en başta şey dedi bana, yani şöyle abstract yazdığımızda hani muhtemelen oral presentation'a davet çok zor. Hani bir şekilde sadece paper presentation yapabiliriz, poster presentation yapabiliriz. Bu arada evet, kongreleri bilmeyenler için böyle daha az müştemilatlı çalışmalar poster olarak ya da basılı olarak sunuluyor ama evet, sen öyle poster olsun diye gönderdin galiba. Ben zaten en başta o noktada siz de devreye girdiniz. Yani ben daha hani henüz 2 ders alıyorum, tamam çok kitap okuyorum vesaire falan, baktım bu alanda yapılmış bir şey yok ama hani ne haddime, hani 15 yıldır bu sektörde çalışıyorum ama nörobilim bilgim henüz bebek adımları seviyesinde bile değil diye düşünürken sizin de bana güvenmenizle, sizin de hadi şöhretlerinizle, işte Davut Goliath hikayesindeki olduğu gibi ben abstract'ı yazdım ve bu çok önemli kongrede, hemen kongrenin açılışında en önemli konuşmalardan biri olarak oral presentation'a davet havalı edildim. Havalı yalnız bak. Salon tamamen dolmuştu. Yani neuro recreation konulu geçmiştik. İşte bridge between neuroscience and attractions and recreation diye bir konu topiğiyle girmiştik. Aslında bizim sektörle nörobilim arasında bir köprü kurmak. Köprü kurma. Evet, çok temel şeyler anlattım aslında. Az önce size söylemiş olduğum gibi, yani bunun faydaları ne olur? Genel neuroimaging yöntemleri nelerdir? Hani nasıl yaparsak biz ne tür faydalı olur? Hem park operasyonu hem park tasarımcıları, atraksiyon tasarımcıları ve mühendisleri için. Şöyle bir şey oldu. Tabii ben akademik dünyaya epey uzağım aslında. Yani çok uzun süredir sektörde çalışıyorum. Bitti. 4 devlet üniversitesinden dediler ki gel doktoranı burada yap. Hani kürsü senin. Bir dakika, bizim kızı vermeyiz arkadaş. Olmaz öyle. Biz daha yapacağız. Ha. Yok hocam, ben ama güzel bak, bu şey. Çok güzel bir şey. Yani herkesin çok ilgisini çekti. Evet, evet, yani bu bence çok önemli bir şeydi. Neticede oraya gittiğinde gördüğün reaksiyon aslında yaptığın şeyin alanda ne kadar önemli bir boşluğu doldurabileceğini de gösteriyor. Bizim adına uygulamalı nörobilim dediğimiz, yani nörobilimin başka alanlara uygulanması çok bakir bir konu yani. Hı hı. Bunu biz de sıklıkla anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden ben senin hani bu girişimini çok önemsiyorum. İyi ki gaz vermişim, iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Sen de gayet güzel, gayet güzel yerine getiriyorsun. Şimdi tez hocam yapacağız sana inşallah. İnşallah hocam. Evet. Ne yapıyorsun tezde? Anlat bakalım. Peki hemen arkamızda bak, bir danışman hocasına tez anlatacak şimdi, bak bak çok stres oldu. Şey, yeterlik sınavı gibi oldu. Evet, öyle oldu. Bizim King Cobra isminde bir kaydırağımız var. Bu çok ikonik bir kaydırak. Arkasında simülatörünü görüyorsunuz. Bu aslında yaklaşık 24 metre kulelere kadar çıkabilen, projeden projeye değişebiliyor ama 4 kişilik, yani yüksek kapasiteli 2'şer kişilik 2 botun yarışarak bir kobra yılanı içinde bir deneyim yaşadığı oldukça heyecanlı. Dünyanın ilk kendinden temalı su kaydırağı. Siz bir tasarım yapıyorsunuz. Onu da birazdan bahsedeceğiz zaten. Bu tasarımın bir hikayesi var aynı zamanda. Evet. Yani insanlar sadece kaydıraktan kaymıyorlar. Bir de aslında bir hikayenin içinde yer alıyorlar. Bir de böyle bir taraf var o işin. Evet, evet, doğru. Tezde bunu nasıl kullanacağım? Biz King Cobra su kaydırağında bir ölçüm yapacağız. Bu ölçümde de biyometrik ve nörobilimsel bazı veriler alacağız. Bu dünyada ilk olacak. İlk yani defa insan vücudu böyle bir deneyime nasıl tepki veriyor? Evet. Onun bir ölçümlerini alacağız galiba. Onun ölçümlerini alacağız. Aynen. Nasıl yapacağım peki bu işi? Hadi bakalım. Öyle kolay mı su kaydırağından kayarken insanları ölçmek? Zor, bayağı zor. Üzerine hala uğraşıyoruz bu arada. Evet. Metodolojiden %100 oturmadı ama. birazdan göstereceğiz size. Burada bir takım alet edevatlarla, evet, denemeler de yapıyoruz. Evet. Bu arada şu anda dünyanın en büyük su parkları üreticilerinden bir tanesinin fabrikasında konuşuyoruz ama aynı zamanda içinde mini bir nörobilim laboratuvarı içeren ilk fabrika olma özelliği de galiba sizde. Kesinlikle dediğim kadarıyla öyle. Başka yok herhalde. Globalde öyle. Aynen öyle. Peki ne üretmeyi umuyorsun burada? Diyelim ki ölçtün, her şey çıktı. Hakikaten güzel bir profilleme yaptık. Anladık mesela insanların hani böyle bir deneyimde neler yaşadıklarını. Nasıl bir çıktı umuyorsun bu tezden? Daha sonra verileri bilmiyoruz. Verileri bilmiyoruz, almadık evet henüz. Bir tahminimiz var ama işte hipotezlerimiz var. Peki sonuçta elde ettiğim veri
de hayalin nedir yani? Ve ileride bu çalışmalarda nasıl ilerlemek istiyorsun? Böyle bir hayallerini azıcık anlatsana bize bu konuyla ilgili. Ben az önce söylediğim gibi yaptığımız işin bizim insan mutluluğuna çok önemli katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Bağ kurmaya çok önemli katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Ve nörobilimsel olarak da bunu kanıtlarsak, az önce söylediğim gibi bir kere mesela King Cobra'dan alacağımız verilerle, çünkü King Cobra'da aslında yüksek ivme var, hızlı düşüşler var, hiç beklenmedik deneyimler var bütün o süreç içinde, bizim tasarımlarımıza çok daha iyi bir feedback vereceğini düşünüyorum. Yani bir kere bizim tasarım ekibimize, sadece bizim değil aslında, bence onu o şekilde kısıtlamamak lazım. Globalde atraksiyon, bizim gibi su parklarına ve tema parklarına ürün tasarlayan herkese aslında önemli bir feedback vereceğiz. Çünkü evet, işte hangi ivmede ne oluyor, nasıl düşüşte neler hissediliyor, işte bittiğinde ne oluyor, beklerken ne oluyor, seyrederken ne oluyor ama gibi şeyler ölçüyor. Ama galiba esas benim aklıma gelen, muhtemelen bundan sonra bu konuda yapılacak çalışmalara ciddi bir cesaret de vermiş olacaksın. Katılıyorum. Çünkü biz ilk başlarken neydi en önemli masadaki sorun? Abi su parkından kayan adama ben nasıl sensör bağlayayım da nasıl onun bilmem neden ölçeyim değil mi? Orada büyük bir teknik zorluk var. Evet. Ama sizin buradaki ekibin de enteresan, çevik davranışları sayesinde galiba bunu hızlı bir şekilde aşacak yöntemleri bulacağız ki zaten sizlerin bu parkların, işte bu su kaydıraklarının dizaynında kullandığınız bazı ölçme teknikleri zaten varmış. Evet, vardı. Onları biraz modifiye etmek falan gibi. Yani neticede işin içine girersen çözümü buluyorsun. Biz bunu öğrendik. Evet. Hele ki elinde böyle yetkin bir ekip varsa, kafası biraz çalışıyorsa, bir de gaz varsa, yani motive ederse birçok şey güzel bir şekilde yapılıyor. Bakalım ilerledikçe, benle tez yapmak zordur yalnız, onu söyleyeyim. Hocam, bakalım hayırlısı ama neler çok olacak. Ama çok keyifli oldu kesin. Ama sonuçları da paylaşacağız yani. Tabii tabii, evet, çıkmak lazım. Heyecanlı. Daha enteresan şeyler olacak. Şöhretciğim, bir su parkları fabrikasında bir nörobilim, mini nörobilim laboratuvarının başındayız. Evet. Ne yapıyorsun sen, bunu anlat mı? Böyle bir kayıt cihazları falan filan var. Niye kurduk biz bunları buraya? Bak, acayip bir kamera karşısında işte başka öğrenci imtihan olmamıştır. İlk defa oluyor. Evet, bana nasipmiş. Az önce bahsetmiş olduğumuz gibi bu ikonik kaydırak olan King Cobra'da. Burada resmi, evet, burada gerçek var. Fotoğrafı var. Şöyle bir, evet, şey. Ben buna bineceğim yalnız valla. Bakın şöyle bir his yani, evet, hakikaten güzel bir his. Tepe taklak millet gidiyor, orada bir şey var. King Cobra'nın simülatöründe bir VR ortamında hem biyometrik hem de nörobilimsel ölçümler alacağız. İşte burada da ölçüm yapacağımız aletlerimiz var. Evet, daha doğrusu bunlar aslında ilk denemelerimiz. İlk getirdik, evet, buraya kurduk. Bizim Açık Bey'in evde, işte ofiste oynadığımız şeyi, ufak bir laboratuvar cihazı. Burada ilk ölçümlerde, hatta ben de mi denek olmuştum bir geçen geldim. Oldunuz hocam. Evet, evet, daha bağladık birbirimizi, böyle biraz kayıt aldık. Simülatör cihazında baya baya yakın bir deneyim tabii, görsel ve işitsel olarak yakın bir deneyim. Bir de koltukları falan filan sallanıyor. Evet. Neden su parkında bunu yapmıyoruz da burada yapıyoruz? Bu konuda bize bir açıklama. Şimdi derler ki ya su parkına gidin kardeşim, simülatörde olur mu bu iş? Su parkındaki zorluk ne? İnşallah onu da yapacağız ama şu anki pandemi zamanı olmasının ciddi zorlukları var. İkincisi de su kaydırağında kontrol edemeyeceğimiz birçok faktör var. İşte yani, su bunlardan bir tanesi. Islak cihazlara, mesela. Islak mesela, evet. Mesela henüz aletler waterproof değil. Mesela biz burada EEG de yapacağız. Ve su parkında bir botun içinde bu kadar hızlı bir kaydırakta çok ciddi bir hareket var. Ve alacağımız ölçümler çok artifaklı olacaktır. Bu da sorun çıkarabilir. EEG için özellikle. Zaten ama CSR için şey, de aslında. Elon Musk sana çalışıyor. Yakında implantlar daha pratik hale gelirse, evet, artık takar takar, evet, bol bol, evet, yaparsın. Artık bunu. Hocam doktora da hep beraber İnşallah. Evet. Onları yapıyor olacağız inşallah. Bu arada Şöhret'in çalışması muhtemelen, yani bu alanda zaten dünyada ilk oluyor ama inşallah bu uygulamalı nörobilim alanında da çok önemli bir adım olacak. Biz onu şimdiden sözünü alalım. Şöhret ilerledikçe çarpıcı gelişmeleri Açık Bey'den sizlerle paylaşmaya, değil mi? Devam edeceğiz buradan. Demek, seve seve. Tabii, aynen. Keyifle. Bakalım, ve gururla sizinle. İzlemede kalın. Daha enteresan şeyler olacak. Şöhretciğim, sen şimdi böyle aynı zamanda bir annesin, iki tane erkek evladın var. Onları büyütmek zaten ayrı bir iş. Bu iş dünya çapında hani çok büyük başarı kazanmış bir iş. Onun üstüne bir de bu sinir bilimsel bilmem ne araştırmalara giriyorsun. Yani evet, böyle insanın sinirini bozacak derecede bayağı yoğun aslında bir tarafa giriyorsun da. Niye bunları yapıyorsun?
gelecekteki hayalin, yani Şöhret Pakış'ın bundan sonra hayatında yapmak istediği şeyler neler? Bize biraz onlardan bahsetsene şöyle. İstediğin kadar uçabilirsin bu arada. Burası açık beyin, serbest ol. Kimse burada ne tuhaf hayal diye demeyecektir muhtemelen. Ya aslında çok garip gelecek belki ama yani bu yaptığım şeyler öyle tahmin ettiğiniz bir yoğunluğu vakit olarak alıyor ama beni çok mutlu ettiği için aslında hepsini bir bütünlük içinde görüyorum. Zaten ben... O zaman hemen seni durdurayım. Bu yaptıkların hiçbiri sana iş gibi gelmiyor muhtemelen. İş gibi gelmiyor. Ha, aynen, İşin sırrı aynen. Bu. Mark Twain aynen, demiş aynen. Ya sevdiğiniz işi yaparsanız ömür boyunca hiç çalışmış olmazsınız diye. Evet. Sen onlardan birisin galiba. Evet hocam, yani aslında çok doğru ifade ettiniz. Yaptığım işin anlamlı bir iş olduğunu düşünüyorum. Değer katan bir iş olduğunu düşünüyorum. Yani bütün bu aslında kaotik yaşamın içinde bizim yaptığımız şey insanların mutluluğuna katkı sağlayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani şehir hayatında sizin her daim aslında insan fabrika yerlerinde de bahsetmiş olduğunuz gibi yani sosyal varlık olan insanın aslında beraber yaşama gereksiniminin doğurduğu şehir hayatının içinde tema parkları, su parkları, rekreasyonel parklar, işte içindeki yeşil alanlarda insanları hayal dünyasına ve çocukluklarına götürmeleriyle, insanlara bambaşka deneyimler, aslında normal hayatında hiç yaşayamayacağını düşündüğü, ne bileyim işte mesela baş aşağı bir kaydıraktan kaymak, işte 240 kilometre hıza ulaşan bir roller coaster'ı denemek gibi bambaşka... Evet, onu ben de denedim gerçekten. Yani belli bir yaşa kadar güzel bir deneyim olmalı. 45'ten sonra çok önermiyorum arkadaşlar. Land of Legends'a yaptım ben o işi. Bambaşka deneyimler de sunduğu için hakikaten ben insan mutluluğuna da şehir mutluluğuna da katkı sağlayacak bir şey olduğunu düşünüyorum. İnsana en azından katkı sağlamak bu. Galiba arka planda senin esas hayallerini besleyen şey bu gibi. Evet, katkı sağlamak mutluluğa sebebiyet vermek diye düşünüyorum yani. Bu arada özellikle senin buradaki bir fikrin çok hoşuma gitti. Özellikle engelli gençlerimiz, engelli arkadaşlarımız için. Şimdi bir şey demiştim bana, çok etkilenmiştim. Dünyada hiç kimse bunu düşünmemiş daha önce. Yani evet, böyle bir şey yapmamış. Yani su parkları hep eli ayağı tutan çocuklar için, hep evet, tırnak içinde normal insanlar için belli bir standartta yapılıyor. Sen böyle bir fikri, yani böyle fikri tabii düşünmek bir şey ama bir de bunun için bir ürün ortaya koymuşsunuz siz burada. Evet. Özellikle tekerlekli sandalyesiyle falan insanların yanaşabileceği, orada bu eğlenceye katılabilecekleri. Evet. Bunu niye düşündün? Onda bir annelik tarafı var bu işte de onu biraz açmak istiyorum. Yani belki insanlık tarafı hocam. Evet. Yani şöyle, şimdi farklı gelişim gösteren bireyleri özellikle bizim gibi toplumumuzda, bizim gibi toplumlarda onlara alan yaratmadıkça evlerde yaşamaya mahkumlar. Ve aslında bütün bu bizim yapmış olduğumuz rekreasyonel parkların amacı insanlar, özellikle çocukları, çocuklar aslında ana hedef kitlesi, eğlendirmek, keyifli zaman geçirtmek onlara. Ama biz eğer farklı gelişim gösteren çocukları yok sayarsak, onları nasıl yok sayarız? Bizim gibi eğer tasarım ve mühendislik yapan firmalar onlar için ürün üretmezlerse, bunları satın almaz kimse, onları parklara koymaz ve onların hiç düşünmez ve yok sayar. Dolayısıyla burada bizim yani bir misyonumuz olduğunu düşündüm. Üreticinin sorumluluğunun altını çok güzel çizdin. Evet. Yani pazarın talebi bu diye bir şey üretmek yetmiyor. O uygun arzı öyle da üretmek lazım ki talep oluşsun. Kesinlikle diyorsun. Kesinlikle öyle. Ve biz aslında bu farkındalıkla yola çıktık. Ve bu alanda da kendimize her sene, şu an bizim tasarım Arge'nin hedeflerinden bir tanesi, bir ürünü en azından su parkları için sunmak olacak. Splash Bucket All Can ilk üründü ve bizim bu üründeki hedefimiz de farklı gelişim gösteren çocuklarla normal gelişim gösteren çocukları aynı ortamda beraber oynamalarını sağlamak, onları farklılaştırıp onları başka ayrı bir alana dağılmak değil. Gerçekten çok ilgi gördü ve sizin söylediğiniz gibi yani elbette pazarı dinlemek, müşteriyi dinlemek çok elzem, yani ne istiyorlar, ne yapıyorlar diye, ama öte yandan da bence tasarımcı ve tedarikçi firmaların böyle bir sorumluluğu da kendi kalplerinde hissediyor olmaları lazım. O sorumlulukla böyle ürünleri pazara sunduklarında dünyanın dört bir yanından büyük ilgiyle karşılandı şu an bizim Splash Bucket olarak. Yani işin ödülü de içinde. Evet, işin böyle bir şeyi sen düşündüğünde sadece boşa masraf etmiş olmuyorsun, evet, bir taraftan. Öyle çok oldu. Güzel düşünülmüş. Ben özellikle insanlık adına ben de bir teşekkür edeyim şahsi olarak. Hakikaten iyi bir düşünce. Merak ettiğim son bir şey var. Sen şimdi işte bu bilimsel araştırmalara sarmışsın. Bu işin işte nörobilimini merak ediyorsun. Birlikte tez çalışmalarımız var. Sen şimdi bir uluslararası kongrelerde sunumlar falan yaptın. Bir de yayınların var değil mi? Yayın da yapmaya başladın sen bu konuda. Bazı uluslararası bilimsel dergilerde mesela.
bu ilginç. Mesela bu nereye gidecek? Sen böyle bu akademisyenlik falan gibi bir niyetin var yoksa başka bir şeyin var arkada? Yani aslında... Sorgulama gibi. Niyetin ne? Çabuk sorgulama. Ben de aslında yani yolculuk nereye götürecek inanın bilmiyorum hocam. Yani buradaki ana hedefim şu an nörobilimin bizim sektörde, rekreasyon, atraksiyon sektöründe kullanılmasının farklı boyutlarda fayda sağlayacağını inanmam. Elbette ki bunun tabii ki bilimsel bir altyapısı olursa da ne mutlu bize. Yani buna da benim olacak. Bir katkım olabilirse de. Böyle. Evet. Bakalım göreceğiz. Bugün buraya misafir olmamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi, aynı zamanda açık beyin neyle uğraşır diye soran arkadaşlara ufak bir örnek olsun diye en şu anda Gözde öğrencilerimizden bir tanesinin mekanına misafir olduk. Gözde çok çalışkan olduğu için değil, yani neden Gözde? Çok yüksek notlar aldığı için değil. Bizim için Gözde olmasının sebebi, İşini gücünü bırakıp kafaya taktığı bir şeyin peşinde sınırlarını zorlaması, beynini daha açık hale, zihnini daha açık hale getirmeye çalışması ve bu yolda enteresan bir şeyler yapıyor olması. Açık beyin böyle arkadaşların buluşma yeri arkadaşlar. Biz böyle kafaları, böyle projeleri, böyle gönülleri bir araya getirip onlara ne destek verebiliriz, birlikte neler yapabiliriz ona bakıyoruz. Şöhret olmasaydı onun sektörü hakkında hiçbir bilgim olmayacaktı. Yaptığı işlerin hiçbirini bilmeyecektim. Şöhret muhtemelen bana gelmeseydi nörobilim konusunda bu şekilde çalışacak birini bulamayabilirdi. Çünkü kesinlikle. Bizim akademi de biraz bu konularda hani sıkıdır. Herkes kendi alanında çalışır falan. Dolayısıyla sınırlarını zorlamaya niyetli insanlar bir araya geldiğinde ortaya enteresan işler çıkıyor. Ha, Nobel alır mıyız bilmiyorum. Ama çok eğlenceli çalışıyoruz. Evet. Burada çok acayip bir ekiple tanıştık. Çok kafaları ilginç çalışıyor. Mesela benim laboratuvarda çözemediğim şeyleri burada bir su parkı fabrikasında çözen arkadaşlar oldu. Yani siz imkanları açarsanız kendinize ortaya enteresan şeyler çıkıyor. Şöhret'e de bu imkanları tanıştırdığı için çok teşekkür ediyorum. Size de vakit ayırdığınız için teşekkürler. Takipte kalın. Şöhret'in diğer maceralarını da sonraki bölümlerde izleyeceğiz. Şöhret'in maceraları. Seri halde yapabiliriz.